İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir hamam ne yazık ki bugünlerde harabeye dönmüş durumda. Manzara gerçekten de içler acısı. Üstelik o iç sızlatan sadece görünümü değil, hamam madde bağımlılarının da meskeni haline gelmiş durumda. Bölge sakinleri ise tedirgin. Kimse var mı? Gel konuşalım abi, yer bulurlar belki. Allah'tan istiyorum, Allah'tan bulacağım. Burada mı yaşıyorsunuz? Aklına gelen ne kadar kötülük, ne kadar pislik varsa hepsi burada var, mevcut yani. Yaklaşık 300 yıllık ama el üstünde tutulacağına harabeye döndü. Yetmedi, madde bağımlılarının yuvası oldu. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri Cihangir eteğindeyiz şu anda. Burada bir sac var ama girişte maalesef içler acısı bir durum bizi karşılıyor. Çünkü burası önceden hamam olarak kullanılan bir yermiş ve yanında bir de mescit varmış. Ancak şu anda ne mescit kalmış ne de hamam. Ya buranın tadilat olması bizim için çok güzel olur. Evet. Kesinlikle yapılmalı. Gerçekten çok kötü duruyor yani. Tarihi hamam neredeyse yıkık durumda. İçi çöplüğe dönmüş. O kadar bakımsız ki duvarlarında ağaç büyümüş. Bu yapının üst tarafı ise tamamen içler acısı halde ve buradan daha kötü bir görünüme sahip. İşte üstteki kubbeler tamamen çökmüş durumda ve içerisinin de tinercilerin mekanı olduğu görülüyor. Önceden burası bir hamamdı. Çavuşoğlu hamamı. Bu Kılıçdaroğlu Paşa camisi yapılırken işçiler burada yıkansın, temizlensin diye yapılmış bir hamam. 100 sene evvel çalışıyordu. Bir hamam olduğunu biliyorum, kulaktan dolma. Cami denizden çekilmiş resmini görüyorsun, evet, değil mi? Kılıçalı. Ben bunu internetten aldım. Aragüler'in sitesinden aldım. Şurada iki tane cami var, görüyor musun? Evet. Bir tanesi o mescit. İşte burada bir de naylon ve örtülerle kapatılmış bir alan var. İçerisinin ise bir oda gibi tasarlandığını görüyoruz. Bir yatak var. Yaşam malzemeleri bulunuyor. Üst tarafı da yine naylonla kapatılmış ve burada maalesef evsiz bir kişi yaşıyor. Hamam madde bağımlılarının meskeni olmuş. Burada mı yaşıyorsunuz sürekli? Lütfen gider misiniz? Harabeye dönen yapının altı ise bir kapıyla kapatılmış. Hemen arkasında ise bir mont bulunuyor. Belli ki burada hala yaşayanlar var. Zaman zaman tinercilerin uğrak yeri olduğunu biliyorum. Şikayet ediyoruz ama polis geliyor, çıkartıyor. Yol geçen anı yine oluyor orası.